Vatan Partisi Isparta İl Genel Kongresi'ni düzenledi. Başkan İşler'in tanıtım kongresine tüm üyeler ve basın mensupları katıldı. İl başkanlarını tanıtmak için KFK sahnede İl Genel Kongresi'ni düzenleyen Vatan Partisi, Murat İşler'in başkan olduğunu duyurdu. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii ki ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. Hem ekonomik olarak hem de bir deprem krizi yaşadık. Oradaki kaybolan canlarımıza Tanrı'dan rahmet. Yaralı arkadaşlarımıza da, kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha hiçbir ülkeye böyle bir şey yaşatmasın. Gerçekten çok zorlandık. Evet, başkanımın da dediği gibi sağ olsun zor bir dönemden geçiyoruz. Ve zor bir dönemde aldığım bir karardı bu. Neden diye sorulacak olursak, 16 tane Amerikan üssünün, 170 tane de yapılan tekrar NAMLO yani adalara yaptıkları yığınaklarla DAEŞ'i bir yandan, IŞİD'i bir yandan, efendime söyleyeyim, Rusya-Ukrayna krizi bir yandan, maalesef ülkemiz adım adım, dünyamız 3. Dünya Savaşı'na gidiyor. Ben de burada tutarsız ve duyarsız kalamazdım. Yani normalde yaptığım konuşmaları, arkadaşlarım için kendi çevrem bilir, bunu artık bir platforma taşımamız lazımdı. Burada da Vatan Partisi'ni kendi evim gibi görüyorum zaten. 2017'de ben buraya resmi olarak katıldım ama Genel Başkanımız Sayın Doktor Doğu Perinçek'le de 2015'ten beri dirsek teması halindeydik. Sağ olsun. Bana da bayağı bir yol gösterdiler, yol açtılar. Tabii ki bu yola çıkarken ya yol açacağız ya da yoldan çekilecek. Tabii ki yoldan çekilecek olanlar artık bizler değiliz. Bu memleketin çocukları yol alacak. Halkı hangi parti olursa olsun, hangi dini mensup olursa olsun bu ülkenin efendim milli çıkarlarını önce kendine sonra dünya insanlarına yaymakla mükellefiz. Bu noktada da kendi evim olan Vatan Partisi'nin ileri bir atılım yaptığına inanıyorum. Bugün tabii ki başkanım da az önce söyledi, mütevazi bir kişiliğimiz var. Sayın Genel Başkanımız Doktor Doğu Perinçek de aynı şekilde mütevazi kişilikte. Bir kere bizi sürekli kıstırdıkları, Türkiye Cumhuriyeti'ni sürekli kıstırdıkları bir Ermeni soykırımı vardı. Bu yalan oldu. İsviçre'de İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu üç mahkemenin üçünü de yenerek Türkiye büyük bir tazminata mecbur bırakılacaktı. Eğer yenilseydik artık o nesiller boyunca o bize bir borç olarak kalacaktı. Bu mahkemeye cesur bir yüreklilikle çıkıp, mütevazi bir adımla çıkıp 90 kilo belgeyi oraya sergileyerek oradaki İsviçre'deki mahkemedeki bütün huzuru yani bize kazandı o mahkemeyi. Ondan sonraki bu süreç başladı. Sonra işte Yunanistan'a yapılan yığınaklar, PKK'ya verilen 80 bin, 100 bin tır silahlar, bunlar niçin oluyor kardeşim? Bizi tehdit etmek için, bizi buradan yok etmek için. Ama biz buna tabii ki hem bölgemize, hem de çevremize ve yandaki komşu ülkelerimize de biz bir güveniz. Bugün Rusya'da eğer doğalgazımız kesilmediyse, bu Vatan Partisi'nin ilişkileridir arkadaşlar. Kimse mütevazı olmasın yani bu konuda. Suriye'de eğer bugün barış imzalanacaksa, Suriye yönetimiyle eğer biz bir barış imzalayacaksak da bu da Vatan Partisi'nin bir yıllardan beri getirdiği şeydir, bas bas bağırdığı bir olaydır. Bugün yani İran'la, Suriye ile, Irak'la bunlar bizim hem komşumuz hem jeopolitik biz bunlarla beraberiz yani bunları örseleyelim biz. Bunlar da bizim kardeşlik bağımız da var, ticari bağımız da var, bunları örteleyemeyiz. Böyle bir durumda böyle bir görev almaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Sizlerin bu noktaya kadar gelmesinden de mutluluk duyuyorum. Tabii ki geçmişteki başkanlarımızın, rahmetli olan başkanlarımızda saygı ve sevgi ve rahmetle anıyorum. Onların koyduğu bir tuğlanın üstüne bir tuğla daha koyabilirsem sizlerle beraber bu beni onur eder, mutlu eder. Ülkemizin, inanın ki ülkemiz gelecekte yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu dünya düzenindeki yeni yeri Türkiye'nin çok büyük, lokomotif olacak bir noktada. Ama şu anda evet sınırlı bir güce sahibiz. Bu da devletçe milletçe kenetlenmekle geçer. Sen olsun, sen busun, sen bu partisin, sen şu partisin. Bunları bir noktaya alıyoruz artık. Biz biriz, biz Türkiye'yiz. Hep beraber birleşip aynen Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımız gibi bu emperyalist düşünceleri ve bize dayatılan sistemleri de çökleteceğimize inanıyorum. Teşekkür ediyorum.